Donguç Akademi'den herkese merhabalar. Homojen ve heterojen karışımlar diyeceğiz arkadaşlar. Kimyada ilerleyişimize böylece devam ediyor olacağız. Daha önceden kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesini artık tamamlamış, cebimize koymuştuk. Şimdi yeni yeni çalışmalara başlıyoruz tabii ki. Neler öğreneceğiz peki, onlardan şöyle bir bahsedelim. Maddelerin sınıflandırılması diyeceğiz. Bileşik çözelti farkları diyeceğiz. Homojen karışımlar, yani bir diğer adıyla çözeltiler diyeceğiz. Arkadaşlar bu ikisi aynı ifade tamamen, ve heterojen karışımlar diyeceğiz. Bunların türlerinden ve özelliklerinden birazcık bahsediyor olacağız. Selam veren bayağı var. Herkese merhabalar tekrardan. Ben oldukçayım, umarım siz de en az benim kadar iyisinizdir. Şimdi madde ikiye ayrılıyordu temel başlık altında. Öncelikle bir maddeyi tanıyalım, tekrardan şöyle bir hatırlayalım. Ardından karışımların detaylarına giriyor olacağız hep birlikte. Maddeyi saf madde ve karışım olarak ikiye ayırıyorduk. Saf maddeler element ve bileşiklerdi. Karışımı ise homojen ve heterojen karışım diye iki başlığa ayıracağız. Şimdi saf maddeleri tekrardan bir hatırlamamız gerekiyor ki farklar üzerine de rahatlıkla konuşabilelim. Element ne demekti? Şöyle bir onun tanımından gidelim. Tek tür atom diyorduk. Tek tür atomlardan oluşan yapılara element adını veriyoruz. Ne olabilir elementimiz? Hemen örneklendirelim. Sodyum mesela bir elementti. Helyum mesela bir elementti. O2, oksijen bir elementti ve element molekülüydü. Dolayısıyla bir atom grubu da aynı zamanda element olabilir. Yeter ki aynı tür atomlardan oluşsun. Bileşiğe geldiğimiz zaman birden fazla tür atom içeriyorsa eğer, bu yapıya biz bileşik adını vereceğiz. Ama birden fazla tür atomu içermesi bileşik olarak isimlendirmemiz için yeterli değil. Çünkü karışımlar da birden fazla tür atom içeriyor. Aynı zamanda saf madde olması gerekiyor ve saf maddelerin genel özelliklerini taşıyor olması gerekiyor. Ne gibi? Karbondioksit gibi, ne gibi? Su gibi mesela, veya sodyum klorür gibi iyonik bileşiklerde karşımıza çıkabilir. Birden fazla tür atom içersin ve bir formüle sahip olsun yeter. Çünkü bileşikler için diyoruz ki formüllerle gösterilir. Elementler sembollerle gösterilir. Ancak karışımlara geldiğimiz zaman burada bir sembol ya da formülden bahsedemiyor olacağız. Homojen karışımlar çözelti olarak genel anlamda ifade ediliyordu. Heterojen karışımların ise türlerinden detaylı bahsediyor olacağız. Şimdi saf maddeler, elementten bahsettik, tek tür atomlardan oluşan maddelerdi. Monoatomik, diatomik ve poliatomik olabiliyorlar. Monoatomik ne demek? Tek atomlu yapı, adı üzerinde zaten. Mono buradan geliyor. Diatomik yine D2 demekti ve iki atomlu element yapılarına biz diatomik moleküler element diyeceğiz. Sadece tabii ki ametaller bu yapıyı oluşturabiliyorlar. Benzer şekilde eğer 2'den fazla atomdan oluşan bir molekül yapısı ise elementimiz, ona da poliatomik yapılı element diyeceğiz ve ikisinin genel adı molekül yapısını oluşturduğu için moleküler elementler olacaklar. Nasıl element adını veriyoruz? Yeter ki tek tür atomlardan oluşsun. Bileşiğe geldiğimiz zaman az önce bahsettiğimiz gibi birden fazla tür atom içerebiliyor. Arkadaşlar burada ikiye ayıracağız. İyonik bir bileşik olabilir veya moleküler yapılı bir bileşik olabilir. İyonik yapılı, eğer metal ve ametalden oluşmuş bir bileşik yapısı ise bu iyonik yapılıdır. Ne gibi? Magnezyum klorür gibi veya sodyum sülfat gibi bir yapı ise, eğer ametaller arasında oluşmuş bir yapıdan bahsediyorsak burada kovalent bağlar içerecekleri için molekül yapısı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla moleküler bileşik yapısı diyeceğiz. Su gibi, karbondioksit gibi veya glikoz gibi yapılar sadece metallerden oluştuğu için, kovalent bağlardan oluştuğu için onun moleküler yapı olduğunu belirteceğiz. Şimdi bileşik ve çözelti en çok birbirine karıştırılan mevzu arkadaşlar. Bunların farkını tanımamız gerekiyor. Yani homojen karışımlarla bileşikler arasında. Dedi ki burası bir saf bir madde, bu bir karışım türü aslında. Şimdi bileşenler arasında sabit oran. Bakın en önemli farklardan birisi bu. Saf madde ile, yani bileşikle çözeltiyi birbirinden ayıran. Şimdi sudan bahsediyorsan iki tane hidrojene karşılık bir tane oksijen gelmek zorunda. Böyle bir sabit oranımız var. Bu hem sayıca hem kütlece sabit olmak zorunda. Karbondioksit diyorsan her bir karbona karşılık iki tane oksijen olması gerekiyor. Sodyum klorür diyorsan sodyum ve klor atomları birebir birleşmesi gerekiyor ki o sodyum klorür olsun, yoksa başka bir şey olur zaten. Dolayısıyla bileşikler arasındaki sabit oran, bileşenler arasında sabit oran vardır. Ama çözeltiye geldiğimiz zaman, mesela tuzlu su bir çözelti. Şimdi suyun içerisine bir tutam tuz da atsan onun adı tuzlu su olur. Tuzu bassan da, çok fazla tuz koysan da onun adı yine tuzlu su olur. Dolayısıyla burada
bileşenler arasında sabit bir oran yoktur. Oran hesaplamaları yapacağız. Onlara da derişim diyeceğiz zaten. Bileşenlerin özelliklerini. Sudan bahsediyorsan mesela ne hidrojene benzer ne oksijene benzer. Dolayısıyla bileşen özelliklerini taşımaz. Ya da karbondioksite bakıyorsun. Ne karbona benziyor ne oksijene benziyor. Alakasız bir şey. Oksijen olmaz olmazımız. Solunumda ihtiyacımız var ona. Karbondioksit solunum tepkimesinin ürünüdür. Atmosferde çok fazla olmasını istemediğimiz bir gazdır. Dolayısıyla alakasız bir yapı var. Dolayısıyla bileşen özelliklerini şöyle taşımaz diyelim bunun için. Ama çözeltiye geldiğimiz zaman tuzlu suda tuzun da özellikleri taşınmaya devam eder. Suyun özellikleri de taşınmaya devam eder. Ya da bir gaz karışımı varsa o karışımı oluşturan bütün gazların özelliklerini hissedebiliriz. Taşınmaya devam eder. Dolayısıyla çözeltide bileşen özellikleri vardır. Taşır diyebiliriz. Hal değişim esnasında sıcaklık. Arkadaşlar bu saf maddelerin genel özelliğidir. Hal değişim varsa sıcaklık sabittir. Yani erime esnasında mesela sudan bahsediyorsan 0 santigrat derecede erir veya donar ve erime ya da donma işlemi boyunca sıcaklık 0 santigrat derecede sabit kalır veya su yine 100 santigrat derecede kaynar veya yoğuşur. Dolayısıyla bu değişim esnasında, bu değişim boyunca sıcaklık değeri sabit 100 santigrat derecedir. Ama çözeltide çözeltinin derişimine göre değişiyor. Yani tuzu çok çözdüysen daha düşük bir sıcaklıkta donarken ve donarken bu sıcaklık değişmeye devam ederken, düşmeye devam ederken daha az derişimde bir yani daha az tuzla oluşturduğun bir çözeltiden bahsediyorsan daha yüksek bir sıcaklıkta atıyorum eksi 2 santigrat derecede donma başlar ve donma süresince yine sıcaklık değişmeye devam eder. Dolayısıyla değişkendir. Eğer erime donmaysa artar veya azalır şeklinde yorumlayabiliriz. Bileşenlerini ayrıştırma yöntemine geldiğimiz zaman bileşiğin veya çözeltinin oluşmasıyla bu alakalı tabii ki. Bileşik oluşurken kimyasal bir tepkime ihtiyacımız var. Yani kimyasal bağlar oluşur ve bu kimyasal bağlar kimyasal bir tepkime sonucunda gerçekleşir. Ayırmak istiyorsan yine aynı şekilde kimyasal bir yönteme ihtiyacın var ki bu ayırmayı gerçekleştirebilirsin. Ama çözeltiye geldiğimiz zaman çözelti fiziksel bir değişimin sonucunda oluştuğu için aynı şekilde fiziksel bir değişimle de ayrışabilir. Yani fiziksel veya tabii ki ben iyice zorlayacağım, kimyasal bir yöntem uygulayacağım dersen kimyasal yöntemle de bileşenlerini ayrıştırman mümkündür. Burada mesela elementten bahsediyorsan kimyasal bir yöntemle de ayıramazsın. Çünkü artık elementin bir alt basamağında protonlar, nötronlar vardır. Onları ayırmak için çekirdek tepkimelerine ihtiyacın var. Yani bileşiklerde sadece kimyasal yöntemler kullanabilirsin. Ama çözeltiler fiziksel olarak birleştikleri için benzer şekilde fiziksel yöntemle de ayrışabilirler. Aşağıda verilen özelliklerin bileşik ve çözeltiler için doğru olup olmadığını belirtiniz demiş. Hemen şöyle bir etkinlik yapalım hep birlikte. Tek fazlı homojen bir görüntüye sahiptir. Arkadaşlar homojen zaten aslında çözeltilerin bir diğer adıydı. Dolayısıyla görüntü olarak homojen yani tek fazlı olması gerekiyor. Bileşiğe geldiğimiz zaman bu homojen görüntü bütün saf maddeler için ortak özelliktir. Elementler de bileşikler de saf oldukları için tek fazlı görünürler. Birden fazla tür atomdan oluşmuştur. Bu da yine bileşik ve çözeltinin ortak özelliğidir. Birden fazla tür atomdan oluşan saf maddelere bileşik demiştik. Tek tür atomlardan oluşan saf maddelere element demiştik. Yine karışımlara geliyorsa karışımlar birden fazla maddenin birbiri içerisinde çözünmesi veya dağılmasıyla oluştuğu için orada tabii ki birden fazla tür atomun olması gerekiyor. Ayırt edici özelliklere sahiptir. Ayırt edici özellikten kastımız ne burada? Erime noktası mesela, donma noktası, yoğunluk, elektrik iletkenliği gibi bazı özellikler saf maddelere aittir. Saf maddelerin kaynama noktası bellidir. Mesela sudan bahsediyorsam belli şartlar altında 100 santigrat derecede kaynar ve 0 santigrat derecede donar diyoruz ama tuzlu sudan bahsediyorsan tuzun oranını bilmeden donma sıcaklığını ya da kaynama sıcaklığını söylemem mümkün değildir. Yani ayırt edici özelliklere sahip değil. Bu özellikler çözünen maddenin miktarına göre değişken çünkü. Bileşenlerinin özelliklerini taşır. Şimdi bileşikler için dedik ki bileşen özellikleri taşınmaz. Sudan bahsediyorsan hidrojene de oksijene de hiç benzemez, alakası yok ama çözeltiler bileşenlerin özelliklerini taşımaya devam ederler. Çünkü alt üstü fiziksel bir değişimin sonucunda oluşmuşlardır. Sadece kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır. Bu yine bileşikler için geçerli doğru bir ifadedir ama çözeltiler için geçerli değildir. Çözeltiler fiziksel yollarla oluştukları için yine fiziksel yollarla ayrışabilirler. Bileşikler
kimyasal yöntemlerle birleştikleri için yine kimyasal yöntemlerle ayrışabilirler. Homojen ve heterojen karışımları şöyle bir kıyaslayacak olursak peki. Karışımları iki ana başlıkta inceliyorduk homojen ve heterojen olmak üzere. Homojen karışımda tek fazlı bir görüntü olacak ve birbiri içerisinde maddeler tamamen dağılmış olacak. Dolayısıyla homojen bir karışımın her yerinde aynı özellikleri taşıyor, aynı özellikleri görüyor olacağız. Ama heterojen karışımda birden fazla faz olacak. Bu birden fazla faz oluştuğu için de farklı farklı noktalarda farklı farklı özellikleri görme şansına sahip olacağız. Dolayısıyla homojen karışım her yerinde aynı özelliği gösterdiğine göre, maddeler birbiri içerisinde tam dağıldığına göre beklettiğimiz zaman çökelme gerçekleşmeyecek. Her zaman aynı olarak kalacak. Ama heterojen karışımlarda çoklu madde görünüm var. O yüzden bekletildiği zaman çökelti oluşma ihtimali vardır. Ne gibi? Mesela ayranı bekletiyorsun, hemen dibinde katısı oluşuyor. O yüzden ayranı çalkalamadan içemiyoruz. Gaz ve sulu çözeltiler süzgeç kağıdından geçer. Çok küçük taneciklerin birbir içerisinde dağılma süreci olduğu için homojen karışım ya da çözelti süzgeç kağıdından genellikle geçer. Ancak heterojen karışımlar daha büyük taneciklerden oluştukları için süzgeç kağıdından geçemeyebilirler. Gaz ve sulu çözeltiler genellikle saydamdır. Dolayısıyla arkalarını görme şansına sahip oluruz ama heterojen karışımlar genellikle bulanık görüntüye sahip oluyorlar. Homojen karışımlar katı sıvı ve gaz halde olabiliyorlar. Aynı şekilde heterojen karışımlar da bu üç halde de bulunabiliyorlar. Homojen karışımları genel anlamda değerlendirecek olursak ne dedik? Bileşenleri birbiri içerisinde tamamen dağılmış olacak. Tek fazla bir görüntüye sahip olacaklar ve her yerlerinde aynı özelliği gösterecekler. Bu olmazsa olmazımız. Bileşen fazlarına göre bunları ayıracak olursak, değerlendirecek olursak. Mesela pirinç alaşımı diyor. Alaşım ne demek arkadaşlar? Bileşen fazlarını yazacağız burada. Metallerin birbirleri arasında oluşturduğu çözelti karışımdır. Metaller katı halde olduğu için, civa hariç genellikle katı halde olduğu için biz bunun katı katı karışımı olduğunu söyleyebiliriz. Katılar arasında oluşmuş bir çözeltidir diyebiliriz. Şerbet nedir? Şerbet suyun içerisinde şekeri çözeriz ve şerbet elde ederiz. Dolayısıyla katı sıvı oluşan bir çözeltiden bahsediyoruz şerbet dediğimiz zaman. Alkol su diyorsak sıvı haldeki iki maddenin birbiri içerisinde dağılmasıyla elde ediyoruz. Dolayısıyla sıvı sıvı çözeltilerdir, çözeltili örnektir. Gazoz diyorsak karbondioksit gazının sıvı içerisinde, su içerisinde çözülmesiyle tamamen dağılmasıyla oluşmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla sıvı gaz veya gaz sıvı şeklinde bunu yazabiliriz. Çözelti bu şekilde olabilir. Havadan bahsediyorsak havada biliyoruz azot ve oksijen başta olmak üzere birçok gaz var. Gazların karışımıyla elde ettiğimiz bir karışım türüdür. Dolayısıyla hava gaz gaz karışımıdır diyebiliriz. Burada hangi fazlar arasında homojen karışım oluşur, hangileri arasında oluşamaz şeklinde bir yorum yapacaksak tüm alaşımlar arkadaşlar ve tüm gaz gaz karışımları homojen özellik göstermek zorunda. Şimdi gazlar bulundukları ortama tamamen dağıldıkları için sen aynı kabın içerisine kaç tane gaz koyarsan koy hepsi birbiri içerisinde tamamen yayılacak, dağılacak ve homojen bir karışım oluşturacaklar. Alaşımlara geldiğimiz zaman da metaller birbirleri arasında metalik bağ yaptıkları için oldukça güçlü etkileşimler oluşturdukları için birbirleri içerisinde yine tam olarak dağılacaklardır. Dolayısıyla bütün alaşımlar aynı zamanda homojen karışımdır, yani aynı zamanda çözeltidir diyeceğiz. Ama alaşımlar dışındaki bütün katı katı karışımlar da heterojen özellik gösterir. Şimdi gelelim heterojen karışımlara. Şimdi tanım olarak az önce söylediklerimizin, homojen karışımlar için söylediklerimizin tam tersinden bahsedeceğiz. Ne var homojen karışımlarda? Tek fazla bir görüntü vardı. Heterojen karışımda birden fazla faz olduğunu söyleyeceğiz. Her yerinde aynı özelliği göstereceklerdi. Burada fazlar arasında özellik farklılıkları yer alabilecek. Homojen karışımların türlerinden bahsedecek olursak. Şimdi ilk türümüz basit adi karışım olacak. Buna örnek olarak ne vermişiz? Mesela kum çakıl karışımı bir basit karışıma, adi karışıma örnektir. Veya salata yine aynı şekilde basit adi karışıma örnektir. Burada bileşenlerin fiziksel hallerinden yola çıkarak aslında isimlendirmeleri yapacağız. Dolayısıyla örneklerden de anlayacağımız üzere katı katı heterojen bir karışım varsa işin içerisinde biz onu basit karışım veya adi karışım olarak isimlendiriyor olacağız. Az önce ne dedik? Alaşımlar katı katı oluşan tek çözelti türüdür. Bunun dışındaki bütün katı katı karışımlar demek ki basit karışıma ya da adi karışıma örnek olarak verilir.
Süspansiyon dediğimiz zaman örneklerimiz nelermiş? Tebeşir tozu su. Şimdi tebeşir tozu suyun içerisinde tam anlamıyla karışmaz, dağılmaz, dibe çökelti oluşturur. Veya çamur dediğimiz şey toprak suyun içerisinde ya da kum suyun içerisinde çözülmez, dibe çöker belli bir süre sonra. Tek fazla bir görüntü elde etme şansına sahip olmayız. O yüzden heterojendir. Peki fazlarla ilgili yorum yapacak olursak, bileşenlerin fiziksel halleriyle yorum yapacak olursak, katı ve sıvı hal arasında oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla katı sıvı heterojen karışımlara biz süspansiyon adını vereceğiz. Mesela ayran da buraya örnek verilir. Neden? Katı haldeki yoğurt aslında sıvı haldeki suyun içerisinde tam olarak dağılamaz. Emülsiyon diyorsak örneklere bakıyoruz. Zeytinyağı su, sıvı sıvı. Bunlar birbiri içerisinde karışmaz. Zeytinyağı suyun üstünde durur. Ya da benzin su dediğimiz zaman aynı şekilde birbiri içerisinde dağılmaz. Benzin suyun üzerinde ayrı bir faz oluşturur. Demek ki sıvı sıvı ve heterojen bir karışım varsa bizim elimizde bunun adı emülsiyon olacakmış. Aerosola geliyorsak sis, duman bunlardan bahsediyoruz. Sis sıvı haldeki maddelerin gaz hali içerisinde tam dağılamadığı durum ya da duman katı haldeki taneciklerin gaz haldeki havada tam olarak dağılamadığı belli farklı bir faz oluşturduğu durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında katı veya sıvı burası fark etmiyor. Bunların gazlarla oluşturduğu, daha doğrusu oluşturamadığı karışımlara biz aerosol adını vereceğiz. Mesela buraya ne örnek verebiliriz başka? Deodorantları örnek verebiliriz. Çünkü deodorantları kullanmadan önce çalkalama ihtiyacı duyuyoruz. O deodorantın içerisindeki pudra gazın içerisinde dağılamadığı için, homojen bir karışım oluşturamadığı için çalkalama ihtiyacı hissediyoruz. Daha homojenize edebilmek adına. Bir de koloid yapısı var bahsetmemiz gereken. Bir maddenin sıvı içerisinde askıda kalma durumunu koloid olarak değerlendireceğiz. Aslında çözelti ile süspansiyon arasında kalmış bir durumdan bahsedebiliriz arkadaşlar. Yani ne tam anlamıyla bir heterojen ne de tam anlamıyla bir çözeltiden bahsediyoruz burada. Önemli olan tanecik boyutu. Eğer bir sıvının içerisinde dağılan madde tanecikleri 10 üzeri eksi 9 metreden de küçükse, yani çok 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 küçük bir boyuta sahipse artık tam anlamıyla dağılma gerçekleşecektir. Dolayısıyla bir çözelti yani homojen karışım oluşacaktır. Eğer 10 üzeri eksi 6 metreden daha büyük bir tanecik yapısı oluşacaksa artık gözle bile görülebilecek boyutta taneciklerden bahsediyoruz. Yani oldukça büyük tanecikler var. İşte burada oluşan karışıma süspansiyon adını vereceğiz. Yani heterojen karışım olacak. Eğer bu ikisinin arasında kalmış bir büyüklükten bahsediyorsak da bu koloid yapısına örnek verilecek. Ne heterojen olabilmiş yani bir çökelme oluşturabiliyor tam anlamıyla ne de tam anlamıyla dağılma olabiliyor. Arada kalmış bir durum, askıda kalma durumu olarak değerlendiriyoruz. Bunu kan, süt ve boyar maddeleri örnek olarak verebiliriz. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 9 ve 10 üzeri eksi 6 metre buradaki sınır değerlerimiz olacak. Peki bir maddenin koloid olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Şimdi Tyndall etkisi dediğimiz şey aslında bunu bize ifade ediyor. Bir karışım koloid yapısı mıdır, süspansiyon mudur yoksa bir çözelti midir? Şimdi eğer çözelti ise bir ışın demetini gönderdiğimiz zaman çözeltinin içerisine. Şimdi dedik ki tanecikler o kadar küçük ki 10 üzeri eksi 9 metreden bile daha küçükler. Dolayısıyla üzerlerine gelen ışın demetini yansıtamıyorlar, soğuramıyorlar, dağıtamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar, müdahale edemiyorlar. O yüzden atıyorum tuzlu suya biz bir ışın demetini gönderdiğimiz zaman aynen geriye çıkıyor. Koloid'den bahsediyorsak tanecikler artık biraz daha büyük. O yüzden gelen ışınları belki soğuramıyor, o kadar etkiye sahip olamıyor ama dağıtabiliyor en azından. Yani onu çarpan ışın demeti, ışın tanecikleri başka yöne yönelebiliyor. Dolayısıyla dağıtabiliyor. Süspansiyona geldiğimiz zaman tanecikler artık o kadar büyük ki 10 üzeri eksi 6'dan büyük olduğunu söylemiştik. Bu tanecikler üzerlerine gelen ışığı soğurabiliyor ve soğurmanın yanı sıra dağıtabiliyor. İşte eğer bunu görüyorsak yani soğuramıyor ama dağıtıyor durumunu görebiliyorsak elimizdeki çözelti değil koloid yapısıdır diyoruz. Süspansiyonu zaten çökelmeyi farklı fazları gözle görmemiz mümkün oluyor. Bunu şey düşünebiliriz bir kanın üzerine lazer ışını gönderdiğiniz zaman kanın üzerindeki bütün güzergahı hani o lazer ışının aldığı ve gittiği bütün yolu görme şansına sahip oluyoruz. Yansıtabildiği için daha doğrusu dağıtabildiği için oradaki ışığı. Ama tuzlu suya aynı şeyi yaptığın zaman güzergahı görme şansına sahip olmazsın. Çünkü çözeltiler soğuramaz ve dağıtamazlar üzerlerine gelen ışığı.
Şimdi neler öğrendik? Şöyle baştan sona bir özetleyelim bakalım. Maddeler saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayrılır dedik. İki temel başlığımız vardı. Saf maddeleri element ve bileşikler, karışımları ise homojen ve heterojen karışımlar oluşturuyordu. Başlıklarımız bunlardı. Bileşikler belirli ayırt edici özellikleri olan, formülle gösterilen ve bileşenlerin özelliklerini göstermeyen saf maddelerdi. Ama çözeltilere geldiğimiz zaman, böyle bir kıyasa girdiğimiz zaman yine tabii ki ikisi de homojen görüntüye sahipler. Ama ayırt edici özelliklerimizden birisi, daha doğrusu bunları ayırmamızı sağlayan yönlerden birisi çözeltilerin belirli ayırt edici özellikleri olmamasıydı. Yani erime kaynama noktası gibi belli sabit özellikleri yok. Ve bileşenlerin özelliklerini de göstermeye devam ediyor. Bileşikler özelliklerini kaybetse de çözeltilerde bileşen özellikleri kendini korumaya devam ediyor. Homojen karışımlar tek fazlı görüntüye sahipken heterojen karışımlarda çok fazla görüntü vardır dedik ve homojen karışımlar her yerinde aynı özelliği taşırken karışımlarda, daha doğrusu heterojen karışımlarda farklı noktalarda, farklı fazlarda farklı özelliklerin olduğunu görüyoruz. Heterojen karışımların basit adi, yani katı katı heterojen karışım, süspansiyon yani katı sıvı karışım, emülsiyon yani sıvı sıvı yine heterojen karışım, aerosol, katı gaz veya sıvı gaz heterojen karışım ve koloid olmak üzere türleri vardır. Koloidin de askıda kalma durumu olduğunu ve belli bir aralıktaki tanecik boyutuna sahip olan durumda kullanabildiğimizi ifade etmiştik. Şimdi gelelim, şöyle programı baştan sona bir göz atalım bakalım. Aralık ayında neler yaptık? Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar 1, 2, 3 ve 4 dedik. Böylece kimyasal tepkimelerde hesaplamaları bitirdik. Bununla birlikte kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesinin de sonuna gelmiştik. Bayağı da bir ödevlendirmemiz vardı. Şimdi karışımlar ünitesine bu dersimizle birlikte başlamış olduk. Homojen ve heterojen karışımları tamamladık. Şimdi burada ödevlendirmemiz olacak tabii ki 0'dan 10'a kimyada, sayfa 78-85 arası. Dinamo kimyada ise 01-03 testra arası bizim ödevimiz olacak. Şöyle hep birlikte bir göz atalım. Nelermiş bunlar? Nerelerden sorumluymuşuz? Şimdi ilk üniteyi tamamladık dedik. Oldukça afilli bir ünitemiz vardı. İkinci ünitemiz olan karışımlara böylece başlamış olduk. Yani 78'den itibaren ödevlendirmemiz geliyor. Hemen şöyle birlikte bir bakalım. Neler var 0'dan 10'a kimya kitabında? Sol tarafta bize konuyu anlatan bir kısım var. Sınıflandırma yapmış ve burada anlattıkları ile ilgili burada 6 tane soru sormuş bize. Aynı şekilde heterojen karışımlar demiş. Konuyu anlatmış ve burada onunla ilgili yine 6 tane soru bizi bekliyor olacak. Sonrasında homojen karışımlar ve onunla ilgili 6 soru bizi bekliyor olacak. Sonrasında ise bölüm testi bizi bekliyor olacak. Tara geçi yapmamız gerekecek. Diyelim ki çözemediğimiz ve bir soru olduğu anlamladığımız bir nokta var. Karekod bizi bekliyor arkadaşlar. Gidiyoruz, video çözümünü dinliyoruz ve tam anlamıyla öğrenip ondan sonra kitabı kapatıyoruz. Ve tabii ki mevzu bitmiyor. Sonra da Dinamo kitabını karşımıza alıyoruz. Dinamo'da nereden nereye sorumluyduk? Şöyle tekrar bir bakalım. Karışımların başında izledik zaten. 87. sayfadan ödevimiz başlıyor. Bu kitapta da neyle karşılaşıyoruz? İlk sorular çözümlü örnekler. Bir kazanımı bize öğreten sorular burada var. Sonrasında ise 4 tane test sorusu yine bu kazanımla alakalı. Altta bizi bekliyor olacak. Homojen karışımlar, sonra heterojen karışımlar, aynı şekilde çözümlü örnek ve altında soruları bizi bekliyor olacak. Bunları tamamladıktan sonra da tarama testi bizi bekliyor olacak. Yine aynı şekilde kare kodumuz ve video çözümlerimiz bizi bekliyor olacak tabii ki. Ödevlendirmemizi de güzelce aldığımıza göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Tabii ki ödüllü sorumuzu şöyle bir açalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.